Ege Üniversitesi Televizyon ekranlarından herkese mutlu hafta değerli izleyenler. Futbol dünyası başlıyor. Yine her hafta olduğu gibi ben Erim Deli ve arkadaşım Mustafa Hocam Özer'le beraber futbol dünyasını konuşuyor olacağız. Bildiğiniz üzere her hafta biz Süper Lig'deki takımlarımızın son durumlarını konuşuyorduk. Ancak bugün bizim için çok önemli bir neden var programın içeriğini değiştirmemiz adına. Neler söyleyeceksin? Futbol takımımız, Amirli futbol takımımız Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi. Neler söyleyeceksin? Evet, aslında bundan iki hafta önce seninle bu konu hakkında konuştuğumuzda gideceğine garanti gözüyle bakıyorduk. Sadece lider mi olacağız, ikinci olarak mı gideceğiz tartışmıştık. Kesinlikle. Nitekim bizi şaşırtmadı milli takımımız ve ikinci olarak gitmeyi hak kazandı. Ama tabii bu bizim için büyük bir gurur açıkçası. Yani evet. Uzun yıllar ardından ve üst üste ikinci kez İşte son maçta bizim 5 puan almamız, işte Kazakistan İspanya'ya bir gol atması gibi olasılıklar olmadığı için gayet rahat bir şekilde evet, son maçımıza da çıktık. Honduras karşısında İlk defa rotasyonlu bir eleme maçı oynadık aslına bakarsan. Ve sağdan da galip ayrılmayı başardık. Kesinlikle öyle. Bildiğiniz üzere zaten hani değerli izleyenlerimiz de biliyordur. Gruptan lider çıkma ihtimalimiz vardı efendim. Eğer İzlanda'dan 3 puan alabilseydik şayet Fransa'nın tabii yenilme puan ve puan kayıp puan veyahut da puanlar kayıplarında doğrudan gitme ve birinci torbada olma ihtimalimiz vardı. Ancak bu şansımızı teptik. Olsun, bizim için herhangi bir sorun değil. Biz artık bir turnuva takımı olmak istiyoruz. Her hafta söylüyoruz burada her milli maç provasında bunları konuşuyoruz. İnşallah. İnşallah bir turnuva takımı oluruz ve millilerimizi buradan tekrardan Şenol Güneş yönetimindeki Amirli futbol takımımıza tebriklerimizi ve gururlarımızı yolluyoruz diyelim. İsterseniz ilk başta Perşembe günü oynanan Türkiye-İzlanda maça gidelim efendim. Maç sonucu rejimizden isteyelim ekranlarımıza gelsin. Evet, milli takımımız İzlanda maça zaten büyük bir konsantreyle başlamıştı. Maç sonucu da zaten hani çok beklediğimiz bir havada geçmedi açıkçası. İzlanda maça çok yavaş başladı. Ağır tempoda başladı ki halbuki onların da kazanması gereken bir maçtı. Beklediğimizin aksine birazdan milli takımımızın da ağır başladığı bir maçtı açıkçası. Evet. Tabii toplu oynamada da buna yansıdı ancak ev sahibi olmamızın ancak gol dönemlerinde ve isabetli şutlarda istediğimizi açıkçası alamadık. Toplu oynamada %63-37 bir ortalamada tabii ki ev sahibi olduğumuz için bizde de ancak isabetli şutlarda 3'e 2 sadece 3 isabetli şut atmış milli takımımız. Neler söyleyeceksin bununla alakalı? Açıkçası yani bizim için dünya tarihinde kapalı kutu olmayan tek takımdır İzlanda. Yani bu kadar çok son zamanlarda eşleşip bu kadar çok bizi hezimete uğratan bir takım daha yoktur. Evet. İki defa şansımız döndü İzlanda'ya karşı. Birincisi Selçuk'un 89'da attı bundan seneler önce. Attığı bir golle şansımız döndü. Ardından da bu maç yani beraberlikle ayrılabildik sahadan ki bizim için en iyi sonuç beraberlikti. Golsüz beraberlik en iyisiydi. Kendi evimizde oynadığımız hiçbir karşılaşmada gol yemedik. Bu da aslında turnuva elemelerinin bir rekoru aynı zamanda. Yani milli takım ele geçirmiş oldu. Onun dışında baktığımızda evet hani maça herkes beraberlik parolasıyla çıktı. Türk Telekom Arena'ya gelen de beraberliği istedi. Sahaya çıkan takım da beraberliği istedi. Şenol Güneş istedi. Çünkü bizim beraberliği almamız garantilememize neden oluyordu. Artık hani birazcık daha İzlanda üstünlük kurmak yerine biz alalım ve gidelim. Kesinlikle. Çünkü gidemiyoruz turnuvalara. Evet, kesinlikle. Gitsek de bir varlık gösteremiyoruz. Son saniyeler, son dakikalar hep bir şeyleri kovaladığımız için böyle bir garantileme sisteminde yakalamışken peşinden koştuk. Ve neredeyse 84. dakikada yakıyorduk. Vallahi yakıyorduk. Yani bu taktik, bu parola işlemiyordu ve bir anda patlıyordu. Bütün planlar suya düşebilirdi. Ancak Mirit Demiral, yani Çağlar Soyuncu'nun da dediği gibi vatanı savunur gibi orada geldi ve o pozisyonu çizgiden çıkarttı. Hani ki yani hamle okuma konusunda da gerçekten ne kadar mükemmel, üst düzey olduğunu evet, gösterdi. Belki de bu maçtan sonra bir 5 milyon euro daha artmıştır. Ya kesinlikle mükemmel maç kararı. Çağlar'da, evet. Mirit'ten takım genel anlamda evet tutuktu ama savunma anlamında mükemmel işler. Kesinlikle artık. Şu istatistiği de verelim. Değerli izleyenlerimize de aktaralım. Efendim turnuva boyunca ev sahibi olduğumuz hiçbir maçta gol yemedik. Evet. Kendi sahamızda ve ayrıca turnuva boyunca sadece 3 gol gördük. Bunların hiçbiri akan oyunda olmadı. Her biri de duran topta oldu. Bu tabii duran top zafiyatı her takımlarda var. Hani bu artık bizim için biraz akıllılaşmış ama. Kesinlikle. Özellikle milli takımlarımız için, Türk takımları için ve modern yan futbolda toplar, yan toplar en tehlikeli toplar. Ama bu bizim için bile büyük gurur. Duran akan topla gol yememiz. Ki bu takımlardan birisi Fransa. Fransa gerçekten Fransa'dan 4 puan aldık. Bir tanesi galibiyet kendi evimizde, bir tanesi deplasmanda olmak gerçi üzere. Biz Fransa'yı yenmesek yani şu an biz bu gruptan çıkamıyor olabilirdik. Evet, ya. Çünkü yani Fransa'yı yenmenin gazı bizi çok farklı yerlere getirdi. Kesinlikle. Bundan yaklaşık 10 sene önce bir Hollanda galibiyetimiz vardı. Oğuzhan'ın aşırma golleri falan 3-0 biten maç. Evet. Yani bizim o zaman içinde öyle yine bir furya yakalamamızın en büyük nedeni o 3-0'lık deplasman galibiyetiydi.
Ama maçta en çok hissettiğimiz şey bizim forvetimiz yok. Kesinlikle öyle. Yani bir Cenk Tosun zaten sakatlandığını biliyoruz. Alternatif olarak... Cenk Tosun'un alternatifi Burak Yılmaz değil artık. Aynen. Milli takım bazında değil. Belki evet, Beşiktaş'ı bir belli bir noktaya götürebilir. Ben Enes'in de açıkçası hani birazdan konuşacağız Andor özelini. Ya Enes de şu anda bizim yedek forvetimiz değil. Yani üçüncü yedek olabilir şu anda. Ki yani Berkay da var şu anda Başakşehir futbolcusu. O da yani bir attı offside sayıldı vesaire ama santrafor değil yani. Orta şu anda hani Cenk Tosun sakatlandı ya da maç beraber gidiyor. Yani Cenk Tosun'un yanına koyabileceğimiz ikinci bir santraforumuz yok bizim. Bu da artık hani yani 85 milyonluk ülkeden de bir santrafor çıkartamıyor muyuz? Daha sorusunu. Kesinlikle bir yaklaşık 8-9 aya yakın bir turnuvaya var. Belki o sırada bir yerlerden keşif bir şey patlarsa... zaten kesinlikle Şenol Güneş ve Kurmayları zaten bildiğimiz üzere scout ekipleriyle beraber bir geziyor. İnşallah. Kadromuza katabileceğimiz oyuncuları. Evet, istersen bir ilk 11'imize bakalım. İlk 11 üzerinden değerlendirelim. Rejimizden rica edelim. İzlanda maçının 11'i gelsin. Evet, İzlanda maçının 11'i. Beklediğim üzere zaten ideale yakın bir kadroydu. Sakatlıkları da göz önünde bulunduracaksak. Kayade, Mert Günoh, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik savunma hattında. Umut Meraş. Ya saydığın şu beşlinin değişme ihtimali yok gibi. Kesinlikle. Önümüzdeki 6 sene boyunca. Ozan, Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çanoğlu, Burak Yılmaz. Tabii senin de dediğin gibi forvetimizin alternatif olmadığı gibi bir sol kanat daha henüz yetiştiremedik. İki maçta Hakan da Hakan Çanoğlu'nun istemediği bir mevkide oynadığını da biliyoruz. Daha önce Milan'da uzun yıllar boyunca Hamburg'da merkez orta sahanın biraz ilerisinde forvet arkasına yakın bir mevkide oynadı. Ancak bir takımda ısrarla sol kanat deneniyor. Yeterli verim alınıyor mu dersen biliyorum cevabını alınmıyor. Memleketçi bunun farkındayız. Ancak yine de tam potansiyeline yakın bir futbol oynamasa da eline geleni bir on numara hakkını verdiğine vereceğine inanıyoruz. Özellikle turnuvada. Neler söyleyeceksin ilk 11 hakkında? 11'de şaşırtıcı bir durum yok. Evet. Eldeki mevcut kadro bunu gerektirdi. Kesinlikle. Ama işte Abdülkadir artık iyileşir, kart görmez, bir şey olmazsa Abdülkadir alabilir yerini. Gerçekten yani, büyük şanssızlık. Royce'un senelerdir Dünya Kupası'na, Avrupa Kupalarına gidemediği gibi Abdülkadir ömürde inşallah onu yaşamaz. Yani çok büyük şanssızlıklar ya. Büyük yani. Yani Royce senelerce gidemedi. O da umarım hani böyle bir şey çıkacak. İzleyemedik doğru düzgün bir tam öyle patladığı sezonlar. Müsabakalarda. Bir ay önce sakatlanıyor. Yani çok şanssız, kadersiz bir oyuncu anlamda. Ama yani Hakan Çalhanoğlu da bizim sol kanadımız değil. Sol açımız hiç değil. Yani onu geçiyorum zaten. Evet. Şey denendi işte Emre Kılınç'ı aldı son maçta. Yani o da evet Andorra karşı ne kadar bizim için bir testi, o da şüpheli. Zaten maçı kazanmışsınız. Maç belli bir noktadan sonra kopmuş. İki takım da hani 90 dakika dolsun diye bekliyor. Ki hava da soğuk yani. Ki hava da soğuk yani. -4 herkes, tribünler bile dolu değil. Evet. Ki bence tahminen 10-15 bin kişilik bir stadyumda oynanan maç. Belki o kadar bile kişi gitmemiş. Ama işte baktığımızda bir sol kanadımız yok. Eksik yani. Bu ne yapılabilir peki bu durumla alakalı? Yani biraz daha yaşı ilerlemiş futbolcu, yerli futbolculara mı bakılmalı? Veyahut da mesela, yurt dışında yaşayan ülkedeki... Yok yani öyle de isim var mı artık şu anda? Kimi koyabiliriz yani? Şu anda evet yani birçok futbolcu denendi açıkçası. Ama yani... Yani bilmiyorum tabii ki... Kenanlar denendi olmadı yani. Yani. Değil Kenan da bir, yani, Kenan ne bir kanat oyuncusu ne bir santrafor. Yani bilmiyorum şu anda çok değişik süreçlerden geçiyoruz ama bir yerli anlamında katkı sağlayacak. Yani dilim varmıyor ancak Gökhan Töre demek istiyorum ama biliyorsun Gökhan Töre'nin de milli takımda olması evet. Şu an için aldığı cezadan dolayı belki tabii yürürlüğü ne kadar daha yürürlükte bilmiyoruz ancak geçtiğimiz yıllarda Gökhan Töre milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Yani o dönem çıkanlardan Hakan, Ömer, Gökhan ve Fatih Terim arasında dönem bir dörtlü diyalog. Sonrasında 3'ü kaldı. Bir tek Gökhan dışlandı denebilir. Evet, aslında yani milli takımımızın bu bir fiziksel yani psikolojik olarak da bir başarı. Tam fiziksel olarak bir başarı var ancak ya düşün Euro 2016'da prim meselesine, sözde bir prim meselesinden dolayı takımımız turnuva boyunca kendine gelemedi. Daha öncesinde başa silah dayama olayları oldu biliyorsun bu ülkede futbolcularımıza. Nerelerden geldik? Şimdi rahat bir şekilde genç jenerasyonumuzla. Açıkçası zaten o takımdan yani prim mevzusundan kalan tek isim Burak Yılmaz şu anda. Evet. Çünkü bütün medyada konuşuldu. Burak Arda özelinde gitti geldi bu mevzu. Üzerine Fatih Selim eklendi çıktı geldi derken. Özürler dilendi. Yani ama... Özürler dilendi ama işte o formanın hakkı verilmesi mevzusu. Yani Merih Demiral'ın İzlanda maçını kazanıp beraber kalıp turnuvaya gitmeye kazandıktan sonra paylaştığı fotoğraf var. Çok güzeldir. Vatanını en çok seven onun için en çok savaşandır tarzında. Milli takımda olması gereken ruh da budur. Kesinlikle. Yani biz bir galibiyette Portekiz'in Avrupa Kupası şampiyonunda aldığı paradan daha fazla parayı vermemeliyiz oyuncularımıza. Evet. Milli takım para kaynağı olmamalı. İşte yani ben zaten yıllardır karşıyım. Milli takımlarda maç başı paraların verilmesi veyahut da galibiyet primlerinin dağıtımı. Tamam prim belki olabilir. Bir teşviktir prim. Her yani katıldığın için var. Yani tabii ki. Neden galibiyet prim veriyorsun ödül, ki? Ödül ceza sistemine çok aman aman karşı değilim. Teşvik eder yani. Bu bir insanlık durumu. Tabii ki de yanlış.
Ancak bu bir ulusal turnuva. Ulusal turnuvaysa, ulusal sorumluluksa ya bir emanetse bence bunu canlı dışına yani takarak... Bence onlara verilen en büyük ödül zaten milli takıma çağrılmak. %100. Yani bu kutsal bir şey. Yeri gelip onların milli takıma para vermesi gerekiyorken tabiri caizse onlar milli takımdan para beklediler ve takımımızın hiç olmaması gereken bir noktaya gelmesine neden oldular. Kesinlikle. Şu an o durumdan arındık. Yani prim konuşulmuyor. Savaşan, işte hani vatan savunur ya, gibi. Primin P'si konuşulmadı diye açıklama yaptılar geçen gün. Çok güzel bir durum yani. Artık Şenol Güneş'in de katkısı çok büyük. Hani muhtemelen. Geldi bu takımı belli bir noktaya getirdi gerçekten. Birazdan bahsedeceğiz. Hani 2002 Dünya Kupası'na katılmamı sağladı. Orada hocalığını yaptı. Euro 2020'ye katılmamı sağladı. Hani gerçekten bu İki defa bizi bir turnuvaya götüren tek hoca. Kesinlikle. Zaten. Birazdan o notları da değerlendireceğiz. İzlanda maçıyla alakalı ekleyeceğim bir şeyler var mı? Yani bu puan alamayışımız, yani yaş üstü bizim yaklaşık 5 yaş üstümüz olan bir takıma, yaklaşık 10 senedir aynı kadroyla sahaya çıkan bir takıma, deplasmanda gol olarak en az gol atan takıma karşı hiç, yani neredeyse puan alamamız, bir puan almamızı neye bağlıyorsun? Son yorumlu olarak bu kabusa vereyim. Burak orada atsa puan alacaktık. Ama yani. Ama futbol olarak da gerçekten hiçbir şey yoktu. Kesinlikle kötü Burak atsa. Yani. İzlanda'ya karşı gerçekten kötü oynuyoruz. Soğuk ülkelere karşı. Genelde kuzey ülkelerine karşı bizim, yok. Yani mevcut kulüp takımlarımızda da var. Yani o tundur iklimine yakın olan takımlara karşı bir sıkıntımız var. Evet yani saçma sapan Tromsö'ler elenmeleri biliyorsun. Evet. O yüzden İzlanda'ya artık şaşırmıyoruz. Bir kalıplaşmış. Bir manlı faciaları var. Yani neler neler. Bilmiyoruz bunu artık kaderin cilvesine verelim. Bilmiyorum yani. Maçın hani... tek ilginç bir noktası vardı. Galatasaray'ın eski forvetinin ilk defa maça evet. İzlanda formasıyla çıkıyor olması arenada. Evet. Yani çok nasıl diyeyim? Sigurdsson. Sigurdsson hatta. Güzel mi diyelim, talihsizlik mi diyelim, yani bambaşka bir olay. Yani orada olan Galatasaray taraftarı da bir tepki amaçlı bir alkışa tuttular. Diyelim istersen Andorra maçına geçelim. Efendim grubumuzdaki son maçta Andorra'ya gittik. Andorra'dan 2-0 galip alarak zaten gruptan çıkmaya garantilemiştik. Son dakikada birincilik şansımız vardı. Ancak Fransa'nın da son dakikalarda artık futbolunun ön planda olduğu Arnavutluk maçını 2-0 kazanmasıyla gruptan ikinci çıktık. Onu da yapacak bir şey yok artık. Evet, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü torbadan gitmeye nail olduk diyelim. Neden üçüncü torbaya gittiğimizi birazdan anlatacağız. Orada birazcık sıkıntılar var açıkçası. Ben biraz kızgınım üçüncü torbadan gitmemize. Ekranlarımıza gelsin maç sonucu. Evet, Andorra'da zaten toplu oynamada da. Zaten zeminin de bir suni çim olmasından dolayı. Halı saha mantığında. Evet, aslında ilerine. Halı saha. Tabii oyuncuların da futbolcuların çok sakatlanmaya meyilli olabileceği bir zemin bildiğiniz üzere. Toplu oynamada zaten milli takımımızın rahatlığı yansımış. %81'i 19 toplu oynama. Gol denemelerinde millilerimiz 14 gol denemesinde bulunurken Andorra sadece 2 gol denemesi. İsabetli şutu yok. Bizim de aslında 4 isabetli şutumuz var. İkisi de gol olur. Bize yeter. Şu anda ben 4 şutun ikisine kurban olurum yani gerçekten. Ancak galibiyeti getiren gollerimizin ikisi de Enes Ünal'dan geldi. O da ilk kez ilk gollerini atma şerefine nail oldu. Milli formaya neler söyleyeceksin özellikle Enes Ünal çevresinden? Yani son zamanlarda çok fazla Avrupa'da oynayan futbolcularımızın gol atmaları, asist yapmaları üzerine seninle burada bahsediyorduk. Hı-hı. İşte Ozanlardan, Kaanlardan bahsediyorduk. Tabii. Onun içine yer yer giren de bir Enes Ünal vardı. Ben hala daha doğru bir transfer gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yani İspanya kesinlikle Enes Ünal'ın oynayabileceği bir lig değil. O biraz kesinlikle. Da İtalyan futboluna evet. Sabit. Hani ben Hollanda da çok iyiydi. Belotti'nin biraz da gelişmemiş versiyonu değil. Belotti lütfen kimseye kıyasla. İdol forvetlerindendir ama gerçekten evet. Yani fizik olarak vari, çok benziyor. Ama vari, evet. İşte hani sadece vari. Kesinlikle. Güzel bir maç çıkardı. İki golle attı. Bir ara hat-trick de yapabilirdi. O pozisyonlar da girdi. İlk daha maçın başında karşı karşıya kaldı pozisyonlar. Ozan'ın attığı pasta. Evet, çok güzel pasta Ozan'ın. Gerçekten tebrik ederim. Ozan bomba gibi. Milli takımda da bomba gibi. Özellikle Fenerbahçe'lik performansı zaten her hafta burada değerlendiriyoruz. Evet. Milli takımlarda da tam bir merkez orta saha ki yani maçın öncesi hemen öncesinde de o Euro 2016'da saçını düzeltmesiyle alakalı bir açıklamada bulundu. Yani ben farkında bile değildim diye. Bu maçı iyi hazırlanmış ki zaten Enes Ünal çerçevesinden bakacak olsak da Şenol Hoca... Hemen maç öncesi basın toplantısında zaten hatta İzlanda maçından da önce Enes Ünal'ı forma şansı vereceğini bildirmişti basın mensuplarına ki öyle de yaptı. Gayet iyi bir maç çıkarttı diyelim ancak hat-trick olsa tabii daha şık olabilirdi. Kesinlikle. Efendim şu notları da aktaralım izleyenlerimize. En son 2014'te karşılaşmıştık Andorra'yla. Dışarıda yine 2-0 mağlup etmiştik. İçeride de 5-0 Fatih Terim'in tekrardan milli takıma döndüğü maçtı. Umut Bulun hat-trick yaptığı Burak Yılmaz'ın ve düşün yani, son golünde Arda Turan'ın attığı. Düşün yani forvet atlarımız düşün. Takıma 5 atmışız yani. Kesinlikle. Şimdi Umut Bulun gerçekten yaşlandı. Ancak hala da formunda olduğunu buradan altını çizelim. Ne söyleyeceksin maçla alakalı? Ya maçla alakalı ben de bir not paylaşayım.
bizim futbol federasyonumuz kuruldu tarih 1923. Biz 1925'ten bu tarihe 2019'a kadar ilk defa galibiyet, mağlubiyet sayısında öne geçtik. 122'ye 121. Evet, yani gerçekten sadece 2 sene önde tutabilmişiz galiba. Onda da kaç maça çıktık, orası şüpheli. Yani bu kadar sene galibiyet, üçüncü olduğumuz bir Dünya Kupası olmasına rağmen galibiyette öne geçemedik. İlk defa bu turnuvayla, bu elemeyle birlikte galibiyet sayısında öne geçmiş olduk. Zaten şu anda yani kulüp takımlarımızı Avrupa mücadelelerine baktığımızda bizi kurtaran milli takım açıkçası. Yoksa sene biz Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderdik falan bizim için hayal kırıklığında. Evet. Allah'tan milli takım gitti. Allah'tan çok güzel bir jenerasyon yakaladı da orada puan ve puanlar alacağını belki de inanıyoruz. Temmuz'da bitiyor turnuva. Temmuz'dan sonra belki bir de Avrupa sıralamasında ya kulüpler sıralamasında bir güncelleme gelecek. İnşallah diyelim. Orada en azından tekrardan yani ben bir takımın bile gitmesine şu an razıyken gitmeme durumum var. Öneleme öyleme durumum maalesef var. Önlemede de ya takımlarımıza teşekkür edelim ne diyelim yani şu anda. Yine aktaralım. Tüm zamanlardaki Avrupa'da en çok oyuncumuzun olduğu turnuvaydı. Evet. Gerçekten defans hattımızı birazdan yorumlayacağım. İstersen öncesinde ilk 11'lerimiz ekranlara gelsin. Efendim İzlan Andorra maçının ilk 11'ini konuşacak. Daha sonrasında oyuncularımızı teker teker değerlendirelim. 11'ler gelsin. Evet, kalede beklediğimiz gibi Uğurcan Çakır oynadı. Ozan Kabağan da ilk maçıydı. Kaan Hayan, Merih Demirel, Nazım Sangare, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Ahmet Kütücü ki onun da ilk maçıydı. Enes Ünal da santrafor mevkinde yer aldı millilerimizde. Neler söyleyeceksin 11'le alakalı? Ya benim için şu 11'de şaşırtıcı olan tek isim Ahmet Kutucu'nun olması. Evet, biraz konuşabiliriz. O da maçtan bir gün önce amili takım seçtiğini söylüyor. Ve bir gün sonrasında amili formu alıyor. Evet, bir uçakla gerçekten. Evet. Yanında iki tane Ümit Milli'den oyuncu ile birlikte takıma katılıyor ve onlardan Berkay da forma şansı buldu. Gerçekten hani rotasyona çıkabileceğimiz bir maça çıkmamız, bir hazırlık maçı olmasına rağmen, hani hazırlık maçı nazarında ama eleme maçında bizim bir rotasyon yapıyor olmamız bizim için gerçekten çok şaşırtıcı. Ya bugünleri özlemişiz gerçekten. Bugünleri özlemişiz ya gerçekten. Özlemişiz derken bugünlerin hayalini biz görmedik. Biz görmedik. Gerçekten belki daha eskiler görmüştür ne diyelim şimdi. Kesinlikle. Ya Ahmet Kutucu'nun da Almanya'nın çok büyük radarında olduğunu biliyoruz. En sonunda amili futbol takımımızda katılma kararı aldı ve artık Alman yolu kesildi. Biraz önce bahsettik bir sol kanat eksikliğimiz var diye. Yani Ferdi Kadıoğlu gibi bir gelecek vaat eden sol kanadında U21 Hollanda milli takımıyla hafta içinde maça çıktığını ve bir de asist yaptığını burada hani dile getirelim. Ersun Yanal'ın biraz şans vermesi, Şenol Güneş'in denemesi gerçekten gerekiyor artık. Çünkü gerçekten gelecek vaat eden ve sol kanat anlamında sıkıntı yaşadığımız bu dönemde Ferdi bizim için bir noktaya kadar ilaç olabilir. Yani ne kadar çok rotasyon o kadar çok başarı getirir. Yani oyuncuların dinlenmesi, genç oyuncuların abilerinden bir şeyler öğrenmesi, milli formaya henüz daha 17-18 yaşındayken kavuşmaları. Ya bu bir tecrübedir. Yani Totti'ler, ne bileyim Lampard'lar da bunlar da 18-19 yaşlarında milli oldular. Kesinlikle. Daha sonrasında kendilerini Avrupa'da en iyi oyuncular klasmanına soktular. Bizim de milli futbolcu, milli oyuncu yetişmemiz adına ya böyle çocuklara, böyle gençlerimize, böyle kardeşlerimize şans vermek hem de bu kadar genç yaşta çok önemli. Ama yine de burada altını çizelim. Bunların yabancı sınırlaması bir alakası yok. Evet. Ya zaten şu kadroda oynayanların hepsi Türkiye'den yurt dışına transfer olmuş. Hani yurt dışında yetişmiş, orada bir takımda oynayan oyuncular değil. Hepsi gerçekten ülkemize yetişmiş, belli bir takımda forma giymiş ve yurt dışına pazarlanmış oyuncular. Evet. Yabancı sınırlaması üzerine hala daha diretmenin bir anlamı yok. %100 katılıyorum. Ya evet, formayı hak eden adam oynuyor ve yurt dışına pazarlanıyor, satılıyor bu adam. Bakın İngiltere 6 attılar, 7 attılar, çatır çutur geliyorlar. İnanılmaz bir jenerasyon yani, attılar. Altın çağlarını yaşıyorlar. Belki bunu 2 sene öncesine kadar Belçika adını konuşuyorduk. Evet. Bitti artık yani jenerasyon. Evet. Tabii yine üst üste geldi ancak son senesi o jenerasyonun. En azından belki bir Dünya Kupası daha göre çünkü hani yavaş yavaş da futbolcuların yaşlarının ilerlediğini görüyoruz. Evet. Belki ama İngiltere bu anlamda gerçekten bir 10 sene rahat. Birazdan zaten katılan takımlara da konuşacağız. Bir de favori ne soracağım sana. Ondan öncesinde efendim H grubunun puan durumunu rejimizden isteyelim. Şöyle bir gurur tablomuza hep beraber bakalım. Evet, Avrupa Şampiyonası elemelerinde H grubunda takımımız grubu birinciliği az farkla kaçırdı diyebiliriz. 25'e 23 puanda Fransa, 25 puanda Türkiye, 23 puanda İzlanda, 19 puanda Arnavutluk, 13 Andorra, 4 ve Moldova'da 3 puanla grubu tamamladı. Aslında beklediğimiz, yani şöyle H grubu çekildiği zaman Avrupa'da
Kaçıncı oluruz diye düşündüğümüz an aslında tam olarak tahminlerimizi yürüttüğümüz. En iyi üçüncülüğü konuştuğumuz. tahminlerimizi yürüttüğümüz. Ben bir puan tablosu olarak görüyorum. Yani beklentilerimizin, burada seninle programda da konuşmuştuk ilk çekildiği zaman. Demiştik ki biz bu gruptan ikinci çıkarız. Evet öyle oldu. Belki son dakikada bir sürpriz oldu. Fransa'dan 4 puan aldık. O zaman dedi ki tamam biz lideriz bu durumda, ancak bir şeyi unuttuk. İzlanda'yı. İçeride dışarıda gerçekten İzlanda, bizi perişan eden bir takım. Yani Real Madrid'in Ajax'a bela olduğu gibi. evet evet. Arsenal'ın, işte Bayern Münih'in Arsenal'la bela olduğu gibi. Yani sürekli elemelerde bir karşılaşma. Yani evet. Bir yolunu kesilmesi neden olan bir takımdı bizim ben için. Artık sıkıldım. Bir gerçek bir bela yani. bizi bir salsınlar. Ama bu, onların bizi salabilmesi için bizim işte alt üst torbalarda yer almıyor olmamız gerekiyor. Evet, bizim kulüp takımlarımıza Avrupa'da başarı sağlıyor olması gerekiyor. ki aradaki skala açılsın. Biz onlarla aynı gruba denk düşmeyelim. %100 katılıyorum ben de bu söylediklerine. İstemiyorlarsa kazanacaklar, yapacak yani bir şey yok. Artık ben çok sıkıldım. Bir de yani ben farklı takımlar da gelsin istiyorum. Zor rakipler gelsin. Bak Fransa'ya karşı gayet iyi futbol oynadı. Tabii şu andaki, yine birazdan konuşacağız. Euro 2020'nin farklı ülkelerde oynanması bizim için bir handikap. Çünkü ev sahibi olacaklar. Bu sistemin de ne kadar doğru olup olmadığını sana biraz... Bizim de bir ev sahipliğimiz var ya Azerbaycan sayesinde. Ama Azerbaycan'da olacağımız kesin değil. Bunlar çekilecek bildiğiniz üzere. Şöyle bir H grubunu değerlendirmek gerekirse neler söyleyeyim? Şöyle millilerimiz de arkamızdayken. Ya açıkçası hani buradan milli takımdan özür dileyerek bunu söylüyorum. Ben en iyi üçüncülüğü kovalarız diye düşünüyorum. Çünkü İzlanda'nın olduğu bir yerde bizim İzlanda'ya geçmemiz kolay bir iş değil. Fransa'yı grup lideri olarak... kura çekildiği gün herkes kabul etmişti zaten. Zaten son dünya şampiyonu. Son dünya şampiyonu. Bir mükemmel bir jenerasyon, mükemmel bir kadro, mükemmel bir yetenekle oynayan bir takım vardı. Ama onlardan yani içerideki o mükemmel Fransa-Türkiye maçı bizi bir anda acaba lider olur muyuz'a getirdi. evet. Ki son dakikaya kadar da bu şansımız vardı. Grupta ikinci olduk. Bizim için bu başarı. Ama keşke 23 puanla değil daha yüksek puanla lider olup bu gruptan çıksaydı da bir iki yaşamış olsaydı. Bu da bizi zaten üçüncü torba itti. Onu da birazdan aktaralım. Şu anda bizim gözümüz 30 Kasım Cumartesi günü saat Türkiye saatiyle saat 6'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura'ya diktik efendim. Onu da yakın bir şekilde inceleyeceğiz ve programımızda da kura çekilişinden sonra ilk programımızda bunu çok net bir şekilde tartışacağız. Ve ben heyecanlanıyorum gerçekten. Bir Avrupa Şampiyonası'nda gruplarında ya bizi değerlendirmek bizim için büyük bir şey. Elemelerde İzlanda, gruplarda Hırvatistan gibi bir belamız var bizim. Evet, evet. Yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nda elemelerde sonra son 16'da ardından 2012'de yani sürekli bize denk gelen bir takım var. Evet. Ve Hırvatistan o eski günlerinde değil açıkçası. Yani Modric şu anda belki Ronaldo'nun takımdan ayrılması. Modric'in de gitme durumu var. Evet, Modric'in de Real Madrid'den gitmesi var. Çünkü Eriksen yerine konuşuluyor. Rakitic son zamanlarda çok fazla forma şansı bulamıyor. O da ayrılmayı düşünüyor Barcelona'da. Bir tek formda, en formda isimlerim Mario Mandzukic. Kovacic var. Kovacic, evet. Yani Kovacic şu anda gerçekten Chelsea'de çok iyi bir konumda. Ama bizim milli takımımız şu anda o milli takımı yener yani. Hırvatistan karşısında korkmadan gidebiliriz. Hırvatistan'da geçmişte bir hesabımız var. Bize gayet yani 2008'de biz onları çok... Onlar bizden bir intikam aldı. Şimdi intikam sırası bizde diyoruz. Bir hesabımız var. Bence çok rahat bir şekilde değerlendireceğiz. Neden üçüncü torbada olduğumuzu hemen izleyenlerimize aktaralım. Efendim formata göre ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup ikincisi bulunacak. Milli takım en iyi puanla ikinci arasında yer almadığı için kura çekiminde üçüncü torbada yer alacak. Tabi bu bizim için bir handikap mı? Handikap, ancak bizim futbolumuzun, federasyonumuzun, ülkemizin buna artık hazırlıklı olması lazım. Çünkü gayet hani 32 takımdan oluşmadığı için çok zor bir turnuva da olacak. Kesinlikle. Hani bakalım kurallarda göreceğiz. Yani 24 takımdan 6'şer grup evet, olacak. Yani o yüzden yani zor rakip gelme ihtimali daha yükseliyor sayı azaldığı için. İstersen katılan ülkeleri şimdiden aktaralım izleyenlerimize. Efendim katılan Euro 2020'ye katılmaya hak kazanan takımlar İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz, daha sonrasında 4 takım daha gelecek. Ya şimdiden çok zor bir kura almaya başladı. Şaşırtıcı aslında turnuva özeline baktığımızda, yani elemeler özeline baktığımızda 3 takım var. A milli takımımızın başarısı, Ukrayna milli takımının namuhalif şekilde Şevşenko önderliğinde gruptan lider olarak çıkması ve ardında Portekiz'i bırakması. Ve bir sürpriz yapan Kosova. Evet. Yani şansları biraz daha yaver gitse, Vedat Muriç belki sakatlanmamış olsa son maçta, evet, Çekya'nın önüne geçip onlar da gruptan İngiltere'nin ardından ikinci olarak çıkabilme şansları ki vardı. Fenerbahçe çok yarardı. Dünya piyasasında yer almasını Vedat Muriç için çok isterdi. Ama yani
turnuvanın gerçekten en şaşırtıcı takımı, en çok mücadele eden takımlarından birisi Kosova'ydı. Onları da buradan tebrik etmek gerekiyor. Kesinlikle tebrik etmek gerek. İstersen Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl şerefine olan yeni uygulamasından bahsedelim değerli izleyenlerimize. Bildiğiniz gibi efendim her 4 senede bir bildiğiniz üzere Avrupa Şampiyonası tekerrür ediyor. Bu sefer şöyle bir uygulama geçti UEFA'nın aldığı karara göre. Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl şerefine Euro 2020 12 farklı ülkede düzenlenecek. 12 Haziran 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında kupanın açılış maçı Roma'da oynanacak. Yarı final ve finallerde Wembley'de, hatta kıymetli spikerlerimiz de maçlardan sonra bekle bizi Londra dedi. Güzel bir nazire oldu. Bizim için de gurur verici. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Şimdi ben sana artık biraz daha bireysel sorular soracağım. Turnuvada favorin kim? Bir de gönülden tuttuğun bir takım var mı? Ya, gönülden tuttuğumuza bakarsak Türkiye milli takımı tabii evet. Ki. Yani, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın yaptığı gibi sürpriz yapabilir miyiz? Tartışmalı. Ama şu an buna ihtimal olduğunu gösterdik. Severiz elemeleri evet. Özelinde. Hı hı. Ama ben ya bilmiyorum. Portekiz'i yine bir favori görüyorum yani. Portekiz. Hiçbir zaman favori konuşulmaz. Çok enteresan. Ronaldo'nun da son turnuvası olabilir diyorlar. Dünya Kupası görür ya. Görür mü diyorsun? Danilo'nun bir açıklaması oldu son zamanlarda. Yani Real Madrid'den takım arkadaşı Danilo. Ben Brezilya milli takımında olsaydım Brezilya milli takımı 5 şampiyonluk daha yaşamıştı. Evet. Evet. Dünya Kupası'nda diye çok güzel bir açıklaması var ki bence de doğru. Kesinlikle yaşardı. Yani. Ama ya Portekiz o sürpriz denebilecek kuradan çıkıp yani finale gidebilir. Var. Ya, gerçekten çok iyi bir kadro yakaladılar aslında baktığımızda. Hı-hı. Bir tek Ronaldo gittiğinde Ronaldo'nun yerini dolduramazlar. Hı-hı. Uzun bir süre dolduramazlar yok, ve Portekiz futbolu düşüşe geçerdi. Şu an öyle bir aday yok yani. Ama İngiltere klasiktir. Turnuvaya iyi gider. Turnuvada bocalar ve gruplardan daha zor çıkar. Belki çıkamaz. Yani İngiltere o yüzden favori göremiyorum. İngiltere'nin de şöyle bir şeyi vardı. Çok ünlü bir dünya bilimci şey demişti. İngiltere eğer maçlarını gündüz oynarsa ve kırmızı formayla oynarsa büyük bir tahmini vardı Dünya Kupası'nın. Ve o zaman tabii Dünya Kupası'nın şampiyon olacağını iddia ediyordu. Benim tuttuğum favorilerden bir tanesi İngiltere olacak tabii bu doğrultuda. Ben o jenerasyon, 6. jenerasyonu çok beğenen ve takdirde. Hatta bizim jenerasyonumuz. Yani bizim çocukluğumuzdan beri takip ettiğiniz biz olacak. De yetişen genelde. Kimileri de bizimle yaşadı zaten. Yine tabii Fransa. Son şampiyon olarak. Son şampiyon olarak yine büyük favorilerden bir tanesi. Ben bir de tutkumdan dolayı İtalya demek istiyorum. Çok sevdiğim için İtalya'yı. Ya İtalya çok güzel bir jenerasyon. Evet hani orada da Belotti, işte Bernardeschi gibi yani mükemmel Donnarumma. Çok güzel. Sen bir... seversin Bernardeschi yani. Çok beğendim. Evet onun yani İtalya'daki desteklediğim tek oyuncu evet, diyebiliriz evet. Açıkçası. Yani çok güzel bir kadro yakaladılar. Yani ülkelerin aslında baktığımızda yani 24 takımın 10'u belki de tarihlerin en iyi jenerasyonunu yakalamış konumdalar. %100. Ve turnuvanın kaderini o jenerasyonun ne kadar takım olabildiğiyle ilgili olacak. Yani baktığımızda bundan 6 sene öncesinde de İngiltere'nin mükemmel bir kadrosu vardı. Yani Gerrard aktif futbol oynarken yanına Sterling'ler eklenmeye başlamıştı. Ama işte o yıldız isim sıfatıyla sahaya çıkan oyuncular takım olamayıp turnuvada hani üçüncülükle elenmişlerdi. Yani grup aşamasından evet. Çıkamamışlardı. Yine o tehlikesi var bence. Çünkü yani içeride oynadıkları bir Kosova maçı var. Hı-hı. Kosova neredeyse darma duman ediyordu. Evet, evet. Yani yenildi ama mükemmel bir futbol oynadı. Bir de yıldızlaştı futbolu. O yüzden ben hani İngiltere favori göremiyorum. Onun dışında yani son Dünya Kupası şampiyonu olarak Fransa ve son Avrupa Kupası şampiyonu olarak Portekiz benim favorim diyorsun. Hı? Bakalım zaten ilerleyen zamanlarda 30 Kasım Cumartesi günü kurallar çekecek buradan bir kez daha. Ya bu arada Ukrayna'nın bir yarı finali var bence. Gerçekten. Şevşenko fena yakaladı geliyor ya. Futbol oynuyor. Gerçekten futbol oynuyor. Ancak tabii bu bir Şevşenko yani hiç belli olmaz son dakikalarda çıktığını biliyorsun Şevşenko'nun. Tabii turnuva takımı olmak da çok başka bir şey. Ukrayna'nın da turnuvada iyi bir takım var. Yani burada bir sürü takım var aslında. Daha Hollanda'yı saymadık. Yani dünyanın belki de en iyi savunma hatlarının olduğu aslında ben şunu aktarabilirim. Tam sözümü bitirmemiz ve sözümü de kestim kusura bakma. Bu turnuva biraz daha savunmaların ön planda olduğu savunma olacak. Turnuva olacak. Ben bunu iddia ediyorum. Milli takımımıza burada kesinlikle. Epey bir ön plan çıkacak. Efendim programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Bir de Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamalarında hangi şehirlerde ve hangi ülkelerde oynayacağını izleyenlerimize aktaralım. Şampiyonada grup aşaması Bakü, Kopenhag, Münih, Budapeşte, Roma, Amsterdam, Dublin, Bükreş, St. Petersburg, Glasgow ve Bilbao kentlerinde oynanacak. Takımlar dörderli 6 grup ayrılacak. Stadı göre ev sahiplerinden İtalya A grubuna, Rusya B grubuna, Hollanda C grubuna, İngiltere D grubuna, İspanya E grubuna ve Almanya'da F grubuna yerleşti şimdiden. Bu ülkelerden İtalya, Hollanda, İngiltere tüm grup maçlarını kendi evlerinde oynamaya şans bulacak. Bu tabii
Birazcık ya yani bunun adaleti birazcık sorgulanmalı evet. ancak. Ya tabii bu takımlar isterse çok affedersin ya Asya'da oynasın, ne bileyim Amerika'da oynasın, isterse gelsinler İzmir'de oynasın. Bu adamlar yine zaten gruplarından o ülkenin taraftarları da gelip o ülkeleri destek oluyor. Kesinlikle. Bir şey fark değiştirmiyor yani orada. Yani şu ülkelerden bir tanesi de bir yani İstanbul. Biz Bakü'de oynarsak çok güzel. Evet. Almanya ya da Bakü bizim için fark etmez bu arada. Yani ikisi de bizim ev sahipliğimiz gibi olacak. Ben zannetmiyorum. Buradan da devlet demeyeyim. Biz Bakü'ye çıkarsak çok mutlu olurum ve burada gururla bir şekilde izleyenlerimize aktarma şerefinden nail oluruz. Ancak Bakü çıkarsa bizim için inanılmaz bir şans olur. Ama ben Almanya çıksa yani. Da fark etmez bu arada. O da olur. Almanya çıksın yani bizim için Türkiye'den fark yok ya, Almanya. İsterse Dublin olsun yine de gidiyorlar. Bizim ya Fransa maçında gördük. Ya Fransa maçında gördük. Andorra maçında gördün neden neler oldu. Son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Milli haftayla alakalı. Ya bize bu gururu yaşattıkları için hepsine teker teker hani şükranlarımızı, teşekkürlerimi sunarım. Umarız yani bu jenerasyon kendinin değerini bilir ve tabiri caizse özür dileyerek söylerim abileri gibi şımarmadan 2002'de ne yaptıysa bu takım aynısını yapabilecek kapasitesi var. Bir sürpriz yapabilir. 2004'te Yunanistan'ın yaptığını yapabilir. O yüzden yapmasın da çok savunma futbol oynayıp son dakikalarda yani modern futbolu ihanet etmeyelim evet. yani gerçekten. Ya başarırlar. Başarırlar. Yani yarı finalleri var bence. Ben güveniyorum. Ya bu yaz güzel. Bu güveni geçecek. Verdiler bize. Kesinlikle. Şimdilik verdiler. Bu yaz çok güzel geçecek. Efendim tekrardan aktaralım. 12 Haziran'da ve 12 Temmuz arasında olacak Avrupa Futbol Şampiyonası. Evet programımızın sonuna geldik. Kıymetli yorumları için Mustafa'cığım özellikle çok teşekkür ediyorum. Tekrardan millilerimizle gurur duyduk. Tebriklerimizi sunuyoruz. Biz de bu gururu paylaşıp izleyenlerimize aktaran en genç spor severler ve futbol yorumcuları olarak biz de kendimizi bu büyük gururun içinde pay çıkartıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimize ve rejimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.